her yaşam ayrı bir dünyayı temsil eder. Ayrı bir kıymeti ve değerici. O dünyaya olumlu veya olumsuz anlam yüklemek isteyenler, işe değer yaratımı ve yitirimi ile başlarlar. Bunu en çok da koca kainatta varlığı katliamla duyuran Roboskiler bilir. Son günleriydi. Yeni bir yıla girmenin umut ve beklentileri vardı. Ama bu umutları besleyen dünyalar kadar kendisini zulüm ve kan üzerinden var eden güçlerin dünyası da vardı. 28 Aralık 2011 günü büyük bir katliam, bir devlet cinayeti işlendi. 34 can, 34 yürek, 34 dünya, 34 gelecek büyük bir saldırıyla nihayet erdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir katliam daha kanlı harflerle yazıldı. Harflerin dizilimi Türk Devleti'nin geleneğine uygundu. Operasyon kazası. Evet, Roboski katliamı Türkiye Cumhuriyeti'nin tedip, tenkil ve tehcir çizgisinin güncel uyarlamasıydı. 1920'lerin koşkirisi. 1925'lerde Piran'la Palus'u. 1930'ların Agris'i. 1937-38'lerin Dersim'i. 1943'lerin Özalp'i. Ve hepsinin toplamı 2011'in 34 yüreğiyle Roboski'si. Roboski, herkesin bildiği ancak itiraf edemediği Türk devlet karakterinin çıplak hali. Egemen zihniyetin kürbe biçtiği dünya. 28 Aralık 2011 gecesi saat 21. Çırnağın Klaman ilçesine bağlı Roboski köyü yakınlarında sınır ticareti yapan köylüler geri dönüş yolundaydı. Türk F-16 tipi savaş uçakları her birini kim kusar gibi kustuğu bombalarıyla parçaladı. Gökten 34 yıldız kaydı. Seyit Enç, Özcan Uysal, Mehmet Ali Tosun, Yüksel Ürek, Salih Ürek, Nadir Alma, Mehmet Encü, Nevzat Encü, Hamza Encü, Şervan Encü, Cemal Encü, Osman Encü, Şivan Encü, Bilal Encü, Mahsum Encü, Salih Encü, Haki Encü, Serhat Encü, Adem Ant, Savaş Encü, Çetin Encü, Bedran Encü, Hüseyin Encü, Aslan Encü, Cevat Encü, Erkan Encü, Selman Encü, Zeydin Encü, Orhan Encü, Fadıl Encü, Vedat Encü, Cihan Encü, Fikret Encü, Hüsnü Encü, Erkan Encü. 34'ün 19'u henüz 12 ile 18 yaş arasındaydı. Çığlıklarla olay yerine ulaşıldı. Yanık et kokusu ve parçalanmış cesetler gün yüzü gibi ortadaydı. Katliamın üzerinden 3,5 saat geçmişti. Dicle Haber Ajansı DİHA saat 01.52'yi gösterdiğinde Roboski'de katliam var dedi. Roj TV olayın duyulduğu andan itibaren dünyaya katliam var haberini canlı yayınlarıyla duyurdu. Ancak Türk basını haber siteleriyle, gazeteleriyle ve televizyonlarıyla 12 saat sessiz ve suskun kaldı. Tüm gece yetkililere ulaşmak isteyen BDP Kent Milletvekili Hasip Kaplan'a devlet istihbarata yanıtı verildi. Köylüler çocuklarının parçalanmış naaşlarını katır sırtlarında, traktör ramöklerinde önce köye, oradan Kleban'a taşıdı. Katliamın boyutu ertesi gün ortaya çıktı. Kürdistanlar sarıldana kalktı. Katil Erdoğan! Münafık Erdoğan! Katil Erdoğan! Bu ne işlere ne hele? Bu ne tarakı lafı deda?
katliamdan ancak 2 gün sonra açıklama yapabilen Türk Başbakanı Erdoğan ise savunmaya geçti. Hatta katliamdan dolayı Genelkurmay Başkanı Necdet Özer'i kutladı. Adalet taleplerini dile getirmek için 3 kez meclise giden Roboski'li aileler ise kabul görmedi. Üstüne de adalet talepleri nedeniyle zulme tabi tutuldular. Roboski katliamından sonra yarı açık cezaevine dönüştürülmüştü. Roboski'li aileler sadece polis, asker ve jandarmanın gaz bombalı saldırısına uğramıyorlardı. Üstüne de evlatlarını andıkları için soruşturmalık ve davalık oluyordu. Şemzinan'da iyi çocuklarıyla kendisini koruyan zihniyetin ürünü. İyi çocuklarıyla vicdanlarda yargılanan geleneğe karşı gelişen şey ise başkaldırı ve onur mücadelesiydi. 28 Aralık aynı zamanda Kürt halkının varlık ve onur mücadelesini haklı kılan, acı ama gerçek olan tarihin de bir parçası oldu. Kendisini kan üzerinden şekillendiren zihniyeti demokratikleştirmek, Roboski katliamını aydınlatmak demekti. Bu nedenle Kürt halkı 28 Aralık'ı hesaplaşmanın dönüm noktası olarak belirledi. Ve devletin gerçeğiyle yüzleşmesi adına 2 yıldır kesintisiz mücadelesini sürdürüyor. Burak! 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 Burak!